LGS'ye son 5 gün inşallah 5 gün sonra sınavımıza gireceğiz ve kurtulacağız. Ve ardından da güzel bir tercih döneminden sonra hayallerimizdeki liselere yerleşeceğiz. Dolayısıyla 5 gün daha sabrediyoruz ve ondan sonra inşallah en güzel okullara gireceğiz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ben hayatımın hiçbir anında karamsarlık nedir tanımadım. Bizler de asla ve asla karamsar olmamalıyız tevekkül edip en iyi sonucu alacağımıza güvenmeliyiz arkadaşlar. Neden? Çünkü çalıştık, gayret gösterdik. Hala eksiklerimiz olabilir. Hala matematikte belki bir soruyu kaçıracağız. Belki iki soruyu, belki üç soruyu. Önem değil. Sonuçta bu bir sıralama sınavı. Ve sınava girdikten sonra karamsar olmadan yapabileceğimizin en iyisini yapacağız. Ve sonrasında da inşallah hayallerimize kavuşacağız arkadaşlar. Yani Kurtuluş Savaşı'nı düşündüğümüzde... O zamanki yaşananları düşündüğümüzde şu anda bizim gireceğimiz LGS'nin esasında ne kadar basit, ne kadar da böyle çalıştığımızı halledilebilecek bir sınav olduğunu anlarsınız. Ama şu da önemli ki bu da bizim için çok önemli bir sınav. Sonuçta günümüzde artık düşmanla savaş kalemle oluyor. Yani kılıçla değil. Kılıç diye bir şey kalmadı. Şu anda derslerinde çalışıp başarılı olan, iyi bir öğretmen, iyi bir mühendis, iyi bir yazılımcı, iyi bir doktor olan insanlar ülkesine çok daha fazla katkıda bulunuyor. Bunu hepiniz benden çok çok daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda sizler de çok ciddi bir şekilde derslerinize çalışarak görevinizi, vazifenizi yaptınız. İnşallah bundan sonra da güzel sonuçları bekleyeceksiniz. Hocam sorularım şunlar demiş günün yorumunda. Bugün gene günün kaynağı, günün okulu falan yok. Bugün günün yorumunu cevaplayacağız ve bitireceğiz arkadaşlar. Günün yorumunda Halil diyor ki... Yanlış yaptığım soruların çoğu dikkat hatasından ve zaman baskısından kaynaklı. Bunlar için tavsiyeniz var mı diyor. İkinci sorusunda da sözel bölümde zamanım çok fazla artarken Sayısal bölümde zaman sıkıntısı çekiyorum. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi iki soruyu da cevaplayalım. Birincisi, sözel bölüm ve sayısal bölüm gerçekten de karşılaştırıldığında birbirinden farklı. Sözel bölümde muhtemelen girdiğinizde sabah 9.30'da girdiğinizde çok rahat bir şekilde tıkır tıkır bütün soruları yapacaksınız. Türkçede İnkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de inşallah sizi hiçbir soru zorlamayacak. Belki Türkçe'de birkaç tane soru da, belki İngilizce'de kelime varsa birkaç soru da zorlanacaksınız. Ama temelinde sözel bölüm hop çikilop bitecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Sözel bölümden sonra arada dinlendiğiniz zaman hiçbir şekilde dikkatinizi dağıtmadan sayısal bölüme girmeniz lazım. Benim şimdi anlatacaklarım sayısal bölümle alakalı. Daha doğrusu sınavın hemen hemen her bölümünde sayısalda da sözelde de bu olabilir. İlk başlarda hatta şöyle bir boş kağıt varsa orada göstermek istiyorum şuradan bir boş kağıt alalım. Sınavın ilk başında arkadaşlar şöyle bir stres çizelgesi çizecek olursak şöyle çizelim. Sınavın ilk başında şöyle bir daha sınav sonuna gitmeden şöyle bir stres oluyor. İlk başladığında en yüksek seviyeye ulaşıyor stres. Yani artık şu anda önüne sezel bölüm geldiğinde de olabilir. Bu sayısal bölüm geldiğinde de olabilir. Bilhassa ilk gün sabah yapacağınız sınavda bir heyecan oluyor. Ama bu birkaç tane soruyu doğru yaptıktan sonra bu stres seviyesi azalıyor ve artık belli bir seviyede kalıp devam ediyor. Yani sonuçta stres bitiyor ve oh oh diye göbek atmıyorsun sınavda. Stres her zaman var ama belli bir yerden sonra aşağı iniyor ve belli bir seviyede bitiyor, sınav bitiyor. Peki bu stresi nasıl azaltacağız? Bunun peki bu stresi azaltmazsak ne olur? Bu stresi azaltmazsak işte işte dikkat hatası veya zaman baskısından endişelenip e, sayısal bölümde bilhassa endişeden dolayı dikkat hatası veya zaman eee yetmeyecek korkusuyla soruları yanlış okuyabiliyoruz. Bunu nasıl halledeceğiz? Bunun yöntemi arkadaşlar kitapçı açtığımızda ilk başta doğru yapabileceğimiz bir soru verileceğiz. Yani zaten size kitapçıklarınızı kontrol edin. Sayfa eksi var mı diyecekler? Şöyle baktın ya ya ben şu soru çok kolaymış buna başlayayım demezsin herhalde. Şöyle sayfaları çevireceksin bakacaksın. Ya işte bakıyorum ha, burada bir şeyler diyor burada bir şeyler diyor. Aa bir tane işte yazım yanlış diyor. Ya ben bunu yaparım aslında yazım yanlışlarını yiyeyim. Veyahut da işte böyle birkaç tane sayfada böyle göz gezdirirken Gözünüze kolay bir soru keseceksiniz. Diyeceksiniz ben bunu gördüm. Ben seni şimdi yakalayacağım diyeceksiniz. Ve zaten bir tane soruyu işaretleyip doğru yaptığınız zaman işte bu pat diye paraşüt gibi aşağı inmeye başlıyor. Resmen artık şöyle bir paraşüt resmi çizmek istiyorum. Paraşütle aşağı inmeye başlıyor stres seviyeniz ve artık o doğrular ardarda arda geldikçe stres iyice azalmaya başlıyor. Ama ilk soruda takıldınız ya, ilk soruda bir stres yaptınız ya. Ardından o stres kendini koruyor dikiliyor böyle. Diyor ki bak daha benim soru yapamadım diyor. İkinci süre geçince hala onu hatırlıyorsun. Dolayısıyla biz her zaman size şunu söylüyoruz. Sayısal bölümde önce fenden başlayın. Fende birkaç tane kolay soru yaptıktan sonra zaten moraliniz yerinize gelecek. Feni bitirin. 20 puanın hepsi aynı zaten buradakilerin katsayısı. Bitirin. Sonra matematiğe geçin diyoruz. Çünkü matematikte belki İlk sorunu sizi zorlayacak belki hani farklı farklı kitapçıklar olduğu için matematiğin en zor sorusu belki sizin ilk sorularınıza gelecek. O yüzden fenden bir başlayın şöyle bir temizleyin oh diye bitirin ardından matematiğe geçin diyoruz. Bunun sebebi bu yani şu paraşüt gibi aşağı indirmeniz için. Sınavda stres gerekli bir şey. Stresli sınava giren öğrenciler olacak. Göreceksiniz böyle. Ee Onlar zaten annesi babası gir dediği için giriyorlar. Onlar sizin gibi çok çalışmamış. Onlar sizin gibi çok gayretli değil. Zaten çalışan insan da birazcık stres, birazcık dikkat eksikliği, birazcık böyle bir endişe olur. Çünkü çalışmış, gayret göstermiş. Ama hiç çalışmadıysa oh kebap zaten hiçbir önemi yok ki. Hiç çalışmadım. Kaybedeceğim bir şey yok diyor. Dolayısıyla sizlerin şu anda stres yaşaması veyahut da sınav anında birazcık stres yaşayacak olması çok normal bir şey. Bu Kazanacağınızın göstergesi ama şu zirveden aşağı inmeyi unutmayın yani bir tane doğru yapıp hop diye aşağı inmeyi unutmayın yani stresinizi azaltmayı unutmayın. Bununla alakalı hatta burada sayfada hazırladım ha. stres en başta olup sınav boyunca devam ediyor ama azaltmak gerekiyor. Panik aynı şekilde eğer sen bunu azaltır ara bir arada bir inip çıkıyor ama eğer sen o soruları yani işte senin yapabileceğin birkaç tane soruyu yapmazsan veyahut da turlama taktiği uygulamazsan yani yapamadığın soruya takıldın o senin stresinin yüksek kalmasına sebep veriyor. Dolayısıyla hatta şöyle gösterelim. Uzun bir soru gördün. Endişelendin, eyvah eyvah dedin. Matematik olabilir, bu Türkçe de olabilir, fen de olabilir, inkraft olabilir. Hiç endişelenmeyeceksin. Hemen yapman gereken şey şu. Turlama tekniği yapmak. Yani birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur. Biz buna ne diyoruz aynı zamanda? Antep fıstığı yöntemi. Antep fıstığını yerken hop açıkları yiyorsun kapalıları sonraya bırakıyorsun demiştik. İlk turda kolay ve orta sorular yapıyorsun. İkinci turda orta soruları, üçüncü turda zor sorulara bakıyorsun. Yani artık seni zorlayan sorulara bakıyorsun. Ama sen ilk turda zor sorularla uğraşırsan paniğin hiç azalmıyor. Stresin hiç azalmıyor. Bu yüzden de dikkat hatası yapıyorsun. Bu yüzden de e, işte ...zaman yetiştirmede sıkıntı yaşıyorsun. Yani eyvah ileride sorulara bakalım Baktın ki zaten kolay orta soruların hepsini attın. Orta soruların hepsini attın cebe. Artık zorlara bakıyorsun. Zorları muhtemelen arkadaşların da yapamayacak. Senin kadar çalışmış arkadaşların da yapamayacak. Halbuki onlar diğer sorulara bakamadıysa... ...sen onlardan daha fazla yapmış olacaksın. Dolayısıyla soruların zorluğunu kendine göre belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada şu da önemli. Hızlı okuyacağım diye sakın sakın sorunun yarısını okuyup cevabı işaretlemeyin. Soruda asla gereksiz bir şey yoktur. Yani soruyu açtınız ya. Soruda şunu diyeceksiniz benden ne istiyor? Bana ne vermiş? Mesela şöyle bir soru var. Aa bunları fazlalık olsun diyor. Hayır hayır. Benden ne istiyor? Bana ne vermiş diyeceksin. Benden ne istiyor? Hangisine yanlış yapılmış olur diyor. Bana ne vermiş? Bunları vermiş. Mesela bu soru çok basit bir soru normalde. Ama baktığın zaman aman Allah'ım diyor. Bu soruyu çözen arkadaşlarınız biliyordu. Geçen sene çıkmıştı. Dünyanın en lokum sorusu ama böyle büyük havalı duruyor. Dolayısıyla sorunun yarısını okuyup cevabı işaretlemiyoruz. Dikkatli oluyoruz. Uzun sorularda endişelenmiyoruz. Zaten uzun soru sorulmayacağına dair bir açıklama yapıldı. Ama bizler şunu biliyoruz ki sınavda bazı sorular bize uzun gelebilir. Yani hani uzun sorulmayacaktı zor soru geldi hocam diyebilirsiniz sınavdan çıktıktan sonra. Bu normal bir şey çünkü sınav anı biraz daha seçici sorulardan oluşuyor. İşte dolayısıyla bizim yöntemimiz sınavda turlama taktiği uygulamak ve asla ve asla strese kapılmadan sınavımızı bitirmek. Burada işte sözel bölümdeki zaman çok fazla artarken sayısal bölümdeki zaman sıkıntısı da bundan kaynaklanıyor. Yani soruya takılıyorsunuz. Ama hocam atladım atladım hepsini atladım bu sefer ne yapacağım da diyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken şey şu. Tabii ki yapabildiğiniz kadarıyla yapabildiyseniz o soruya ısrar edin. Yani birazcık okudun hemen bulamıyorum. Geç öyle değil. Biraz yapmaya çalış. Oku oku oku. Sonra baktın ki yapmaya çalıştın halde yapamıyorsun. Yani iki dakikayı geçmiş. Üç dakikaya dört dakikaya gelmiş. O zaman o soruyu geçiyoruz. Ama bunu ne zaman yap? Önce fini bitir. Fende bir 20 soru cevap Ondan sonra yap diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Az bir zaman kaldı. Hiç endişelenmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten kontenjanlar artırıldı. Zaten çalıştınız. Zaten çalışarak kazandığınız bir size söyledik. Bundan sonra sizi çok güzel başarılı günler bekliyor. Şu 5 günde güzelce değerlendirelim. Ondan sonra gelsin tatil. Zaten havalarda ısındı. Dinlenmek için en doğal hakkınız. Sizler çok çalıştınız. Gayret gösterdiniz. Dinlenmeyi de herkesten daha fazla hak ediyorsunuz. Hadi bakalım. Az kaldı.